Merhabalar arkadaşlar. Şimdi son zamanlarda bildiğiniz üzere elektronik üzerine öğrencilerimize ödevler veriliyor. Bununla alakalı şimdi bir küre ödevi var. Bunu nasıl yapacağız? Bizlere hangi malzemeler gerekli? O malzemelerle alakalı bakıp şimdi sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, malzemelerimize bakıyoruz. Tabii bazı işte 1 milyoncu dediğimiz yerlerde satılan işte ilk öğretim okulları için elektrik devre seti dediğimiz setlerden mevcut oluyor. Ben bunu neden gösteriyorum? Yani en azından bu şekilde istediğiniz zaman o setlere sahip olabilirsiniz. İşte bu setlerin içinde neler olur? İşte düğmesi olur, açıp kapama düğmesi. Efendim yine bu şekilde bir açıp kapama düğmeleri olabilir. Lamba devresi olabilir. Lamba, burada lambası mevcut. Artı buradan gördüğünüz üzere kabloların bağlanacağı, artı eksin olacağı yerler. 9 volt bir pilimiz var. Genelde bunları ledler içinde kullanılır. İşte yine bu şekilde bir pil yatağı mevcut. Bu setin içinde olabiliyor. Tabii herkes vermeyebilir. Biz yine eğer ki lamba, bu mesela normal bildiğimiz lamba, sarı lamba. Bu lamba eğer bize gerekmiyorsa, bu lamba bize gerekmiyorsa nedir? İşte efendim gece lambası yapacaksın. Kırmızı renk olması lazım. Yeşil, sarı renk veya mavi renk olması lazım. Bunun içinde led. Efendim ledler, RGB dediğimiz, RGB dediğimiz RGB ledlerimiz var. İşte bu ledlerimizde ne var efendim? Bu ledlerimizde gördüğünüz üzere tam 4 rengi bağlayacağımız yerlerimiz var. Bu yerlerimizde işte ne yapıyoruz? Buradan girişleri var. Buralardan hangi rengi istiyorsak bir tanesine elektrik vererekten diğer taraflarına da hangi rengi istiyorsak, işte kırmızı gibi, efendim mavi gibi, sarı gibi, yeşil gibi, yani RGB, red, kırmızı demek, green, yeşil demek, efendim blue de mavi demek. Yani İngilizce RGB diyorlar, diğer bir adıyla RGB diyorlar. Mesela buradan ihtiyacımız kadar kesebiliriz. İşte burayı da açtık mesela. Burada ne var efendim? İşte çift taraflı bandı var. Bir şey yaptığınız zaman böyle istediğiniz her yere yapıştırabiliyorsunuz veya işte bunları çevirebiliyorsunuz. Daha bir kolay oluyor. Yani bükülmesi kolay olabiliyor. İşte böyle küre şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu yaparken tabii aşama aşama sizlere anlatmaya çalışacağız. Yani elektrik mühendisi olmanıza gerek yok. Elektronikçi olmanıza gerek yok. İllaki birilerine de mecbur olmanıza gerek yok. Dediğimiz gibi bu devreler satılıyor her yerde. Bunlardan alabilirsiniz. Bunlar için bize gerekli olan nelerdi? İşte yan keskimiz var mesela. Yan keski lazım. Yan keskisi olmayan arkadaşlarımız makas kullanabilirler. İşe yaramayan körelmiş makasları. İşte bir tane yıldız tornavidamız gerekli. Tabii bunları yaparken bize en önemlisi de ne gerekli? Lehim makinesi gerekli. Lehim makinesi, bu lehim makinesinin tabii ince uçlu olmasına dikkat edilmesi lazım. Bu ince uçlu olan lehim makineleri lehim yaparken daha bir kolay bizlere fırsat veriyor. Şimdi bu da lehim, gördüğünüz üzere bu lehim de alıyoruz, ısıtıyoruz tabii, elektriğe takıyoruz. Diğer taraftan da mesela bunlarda kullanacağımız bizlere elektrik kabloları lazım. İşte gördüğünüz üzere bu kablolarımızdan lazım. Aşama aşama yapıp sizlere bu devreyle alakalı bilgiler vermeye devam edeceğiz. Lehim yaptıktan sonra şimdi bunları lehim diyoruz. Gördüğünüz üzere buraya lehim yaptıktan sonra yanacak. Evet, yanıyor. Evet. Tabii pille lehim biraz zor olur. Şimdi oldu. De ne yaptık? Burayı lehimledik. Burayı da lehimledik. Burada mesela başka renkler de olabilir. Şimdi buradan kesip açma kapama düğmemizi yapacağız.
Kabloları ayrıştırdık, kestik. Şimdi burada bizim bir elektrik düzeni yapmamız lazım. Şimdi bunu yaptığımız zaman devamlı pil biter, pil dayanmaz. Gece lambası modunda yapacağımız için şimdi burada gördüğünüz üzere elektrik artı kısımlarını birini bir tarafına, birini bir tarafına bağladık. Birazdan lehim atacağım. Diğer eksi kısmını da şöyle birbirine ne yapıyorum? Bağlıyorum. Bunları bantlayacağız. Hani birbiriyle temas etmesin elektrik olduğu için. Bakalım yanacak mı? Yanmayabilir de. Bakalım. Evet. Şu anda ışığımız yanıyor. Böyle kapatıyoruz, yakıyoruz, kapatıyoruz. Bu şekilde düzenemizi hazırlamış olduk. Aslında basit bir düzenek. Herkes yapabilir. Ama herkes böyle denemesin. Bilen insanlar yapsın. Basit bir proje ödevi. Buraları tabi bantladığım zaman buralar lehim yaptık. Daha kolay oldu. Şimdi buralardan da lehim atacağız. Kolay olması için. Ve akabinde gerekli yerlere bunların yerleştirmesi yapılıp kürenin içine yerleştirilecek. Ve herhangi bir aydınlatacağınız yere koyabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.